Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerine huzurunla sunuşuk derişimiz. Kınemsiz dıktanlar ekranımızda bulsun. Xonandiki apet Xitayni zo'r talofatga uchratdi. Xitoy yoshlar to'rining 25-iyuldagi xabarida bildirilishicha, Xonandi yoqqan qattiq yomg'irda hozirgacha 63 odam o'lib, 5 odam yo'qolib ketgan. Xabarda qayd qilinishicha, Xonan o'lkalik ta'irlar 25-iyul tushgandan keyin axborot e'lon qilish yig'ini ichib, apetning eng yangi ahvolini tunishtirgan. Dastlabki statistikaga asoslanganda 16-iyuldan boshlab 25-iyul soat 12-gacha davomlashgan qattiq yomg'ir Xonan ölkəsiga təbə 139 nahiyə şəhər rayonudakı 1464 yezi bazar və kənddəki 12.450.000-ə yaxın kişiyə təsir qılğan. Xitay elan qılğan sağlıq məlumatlarda hazırgacha 69 adam ölüb 5 adam yoqab getgan. Xonan ölkəsi ciddi xətərdən saqlanış üçün 861.900 adamını tarqaqlaşdırğan. Ciddi köçürülgənlərin sayı cəmi 1.318.000-ə yetgan. 296.000 adam ciddi turmuş yardımı ve kutkuzuşku muhtaç bulup kalgan. Rayonda apetnin təsirge uçurgan ziraatnin külümü 876.000 gektardın eşip getgen. 24.474 öy öyrülüp düşgen. Cıngcu, Şinşan, Xıbey ve Kayfın Qatarlıq 6 vilayet derecelik şehir apetnin kutkuzuştaki muhim rayon kılıp bekitligen. Xonan ölkisi ciddi işlerini başkuruş bölümü əmeldarının tunuşturuşça, Xuyji deryasının davan meo bölüki agahlandırı seviyesinin eşip ketken bulup, bu ölkedeki 11 çoğun su ambiri ve 38 otturu tipteki su ambirinin suyumu yukarı ölçemden eşip ketken. Bu kıtımlık abet Xitay puhralarının irkçılıkını ve bir kısım devletlerge bolgan katlık üçmellikini aşkarlıgan bulup, yıkınkı bir neçü gün içinde ictimai uçuru vasıtırtlar kalgan sıllarda abetli katlık talabetki yolukkan Xitaylarının öz butlarının Kelgünne Amerika'ya ya ki Japonya'ya yetkigen bolsa deb tilavat qallığı görüsligen. Yeni bir sindi bolsa bir Xitay ayalının numussızlarca Tangrim Şinjan şunçu çoğ tursan nemişki bu yağmurni Şinjan'ga yağdırmay Xınan'ga yağdırsan. Şinjan'ga yağdırgın deb tilavat qallığı görüsligen bolup chet eldeki ijtimoiy taratqularda narazılık ve gulgulu qozgan. Muhacirat yaşayotgan Uyghurlar bununğa türlük inkaslarını qaytırıp Bu xil sillarning Xitoylarning insoniylikdan yiroqlashgan haqiqiy abdi bashirasini oshkorlab berganligini bildirishgan. Yana bir tarafdan ijtimoiy uchur vositalaridagi sinlarda ko'rsatilishicha Xitoy doiralari Uyg'ur navoylar va lagerlardagi majburiy emgak lagerlarida qurgan yuzligan tunurlarda xalqimizni kechikunduz ishiltib, Xonandagi apatga uchurganlarga non tayyorlashga majburlagan. Tayfun borini Zhejiang ve Shanghai'ga hücum kıldı. Xitay Tingshun Torining xabarida bildirilishicha Tayfun borini Salyut 25-iyul Xitaydagi Zhejiang bilan Shanghai'ga hücum kılgan bolup 100 minglagan kişi tarqaqlaştırılgan. Ayroplan, metro ve avtobuslar toxtatılgan. Xabarda qayd qilinishicha Xitayning shimoli ve o'ttir qismida davomlashayotgan qattiq yomg'ir keltirib chiqargan kelgundan keyin Salyut nomliq Tayfun borining markazi 25-iyul tushda Shanghai'nin janubidagi Fuzhou ve Zhejiang ölkəsinin Zhoushan'da quruqluğa çıkan. Bu sebeplik 100 minglagan kişi köçüşkü mecbur bulup, soda setik vaxtınca toxtatılgan. Metro qatnışımı vaxtınca toxtatılgan bulup, Shanghai'ga kirip çıkıdığan ayroplarlarının uçuşu əmeldin kaldırılgan. Barlıq ahalilər öyüde panahlanışqa buyurulgan. Xitay Havarayı İdarisi tarqatqan bugünkü məlumatta aşkarlanışca, Salyut namlıq Tayfun borundan şimalığa qarab minip, yekşembe keştin düşembe etigengece Zhejiang'daki Pinghu ve Shanghai Pudong'un deniz boyu rayonlarını besip ötüp, andın Jiangsu ölkesine barıdığallıqı mülkerlenigen. Bildirilişçe Shanghai 362.000 ahalini yötkigen. Pudong yeni rayonunun denizgi yıkıllıqı sebepidin yötkelgen adam en köp bulup 93.000'ı yetgen. Nakh meydandan elingan sin görünüşlerde körüsülüşçe boran nurgullığan derahlarını uçurup ketgen. Kuruluş ordunun bir kısım tamları öyrülüp düşgen. Şunun bilen bir vaqtta Tayfun borunun təsirge uçurgan yeni bir şehir Hangzhou'dumu şembe günüdün başlap Çigradın kiriş çıkış əmeldin kaldırılgan. Nurgun poiz qatnışımı üzülüp kalgan.
Reuters agentliğinin haberde bildirilişçe, boranın saatlik sürati 137 km'ye yetken bolup, kelgüsü bir neçe gün içinde apet rayonunda kar yağmur yığışı mümkün iken. Amerika Muavin Taşkı İşler Ministerinin Xitay ziyaretinde tokunuşunun aldığını eliş tähkitlendi. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe, Amerika'nın Muavin Taşkı İşler Ministeri Wendy Sherman, tokunuşunun aldığını eliş üçün Amerika Xitay münasibetinin tosakkı ihtiyaclık işgallikini tähkitleyen. Haberde kayıt kılınışça, Amerika'nın bir yukarı derecelik emeldarının 24. iyul bildirilişçe, Amerika'nın Muavin Taşkı İşler Ministeri Wendy Sherman, Tianjin'de Xitay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi bilen körüşkende, Amerika'nın Xitay bilen rekabetleşişini karşı aldığalıqını, ama rekabetinin tokunuşka ayınlıp getişinin aldığını eliş üçün beraber rekabet meydani ve tosak buluşu gereklikini tähkitleyen. Sherman yine Amerika bu keskin devamlaşıvatkan rekabetinin tokunuşka ayınlıp gelişini halimaydı. Gerçi biz Xitay bilen keskin rekabetleşıvatkan bolsak mı, ama Adem beraber halde okşaş kaidige emel kılışı gereklikleyen. O yana iki devlet münasibetindeki hata düşünüşünü azaytış üçün biz yukarı derecelik emeldarlarının alaqı liniyesini uçuk saklap, uçuk aşkarı söhbetleşiş, hatta iki taraf otursuzdaki parıklar meselesi de uçuk münazırı kılışını muşim dep karayımız diyen. Reuters agentliğinin haber kılışça, növete Amerika bilen Xitay'nın iki taraflik münasibeti katıq yamanlaşkan bolup, Tianjin söhbeti de körnerlik neticelerini kolgı keltürüşünü tasavvur kılış kıyın iken. Eğer söhbet oğuştuk bulup kalsa, bu belkim Prezident Biden bilen Xi Jinping'nin uçuruşuşuğa asas selişi mümkün iken. Bu uçuruşuş Öktabr'nin ahırda İtalya'da ötküzüldüğün 20 devlet grubu başlıkları yığını harpısı da vücutkı çıkışı mümkün iken. Məlum buluşça Sherman yekşembe günü Tianjin şehirge yetip barğan ve bir gün içinde ziyaretini ahırlaştırıp düşembe yolu çıkışını planlığan. Tianjin söhbeti iki taraf otursudaki Alyaska söhbetinin devamı bulup, iki devlet münasibetinin her kaysı tarafları müzakere kılındıken. Xitay Amerika'nın münasibetini katmal haletki çürgenlikini bildirdi. Xitay rejimi Amerika'nın iki devlet münasibetlerini ayığı çıkmaz katmal haletki çürgenlikini bildirdi. Xitay Muavin Taşkı İşler Ministeri Shi Feng, Amerika Muavin Taşkı İşler Ministeri Wendy Sherman'ın Tianjin şehirdeki ziyareti üstüde toxtaldı. O Amerika'nın iki devlet münasibetlerini ayığı çıkmaz katmal haletki çürüş bilen ayıplab, Amerika'dan intayın hata bolgan karışını ve xatırlık siyasetini özgertişini talep kıldı. O Amerika Prezidenti Joe Biden hükümetinin Xitay'nın terakkiyatını kontrol astığı ilişka ve bastırışkı urnuvatkallıqını bildirdi. O terepler otursudaki münasibetlerinin iğir meselelerine duş geliştiki asasi sebepnin bazı Amerikalıklarının Xitay'ını hıyali düşman dep tonişi işkerlikini eskertip, Xitay'ın ıhtılaplık meselelerde öz pikirini saklap kılış bilen birge, ortak meselelerde söhbetleşişini ümit kıldıqallıqını ilgiri sürdü. Xitay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi 24. iyul bir televiziya kanalının ziyaretini kubul kılganda Amerika'nı ayıplab, küçüden paydalanıp başka devletlerge besim kılıvatkallıqını bildirip bilgirliğen idi. 46 Afganistan askeri ve sakçısı Pakistan'dan panahlıq tilidi. Pakistan, Afganistan armiyesi ve çigra sakçılarının 46 azasığa Pakistan'da panahlanıqçı salahiyeti ve Pakistan'a bihater ötüş ruhsatı verdi. Pakistan armiyesi Ambevi Münasibet İşxanasının bayanatı da Afganistan bihaterli kısımları azalarının tünügün keşte Xaybar Pakhtunkhova ülkesine karşılık Arandu Yesi çigrasığa kelgeliki bildirildi. Bayanata 46 asker ve sakçının Pakistan-Afganistan halkara çigrasıdaki hizmetlerini Afganistan'ın bihaterlik vaziyeti sebebinden devamlaştırılmağallıkları, şunu Pakistan armiyesinin panahlanıqçı salahiyeti ve bihater ötüş ruhsatı talep kılgallıkları uxturuldu. Pakistan armiyesi bolsa Afganistan dairleri bilen alaqılaşkan deyken, 5 ofislerini koşkanda cemi 46 neper Afganistan askeri ve sakçılarına panahlanıqçı salahiyeti ve Pakistan'a bihater ötüş ruhsatı verdi. Bayanata Afganistan askerleri ve sakçılarının yemeklik, toralgu ve kereklik davalaş yardım bilen təminlengenliki, zörür bolgan resmiyetlerdenkin bularının Afganistan hükümet emeldarlarına yollandığalıqı bildirildi. Pakistan 1. iyuldumu 35 neper Afganistan askerige bihater ötüş ruhsatı bergen idi. Afganistan'ın tınışlık mesafesi eniksizliğini devamlaştırmaqta. Bihaterli kısımları bilen Taliban otursudaki şiddetlik tokunuşlarımı devamlaşmaqta. Müzik
Erdoğan Xitayni nölge qarşı 3 netice bilen mağlup kılgan ayallar komandasını alahide tebrikledi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan 2020 yıllık Tokyo Olimpik Tenerket Müsabakası'da Xitayni nölge qarşı 3 netice bilen mağlup kılgan memleketlik ayallar voleybol komandasını alahide tebrikledi. Erdoğan Yaşlar ve Tenterbiye Ministeri Mehmet Muharrem Kasap oğlu arkalık Japonya'nın paytaxtı Tokyo'da müsabaka katnışıvatkan memleketlik ayallar voleybol komandasının kapitani Eda Erdem Dündar bilen görüştü. Cumhur Reis Erdoğan kapitan Eda'ya telefon kılıp, "Siler bizni intayin hayacanğa saldınlar. Müsabakını birinci saatiden tartıplı gördüm. Barlı kızlarımızga söygü ve muhabbetlerimizi yollayman. Seyşembe günü inşallah İtalya komandası bilen ötküzüldüğün müsabakasını mı körümen?" dedi. Türkiye'nin amirli komandası 2020 yılı Tokyo'da ötküzülgen B grupisindeki tuncu meydan müsabakada en ahırkı olimpik çempiyonu bolgan Xitay komandasını nölge karşı 3 netice bile mağlup kılıp, müsabakada yakşı bir başılınışını kolgu keltürgen idi. Memleketlik ayallar voleybol komandasının 27. yıl Seyşembe günü İtalya komandası bilen ötküzülgen müsabakası Türkiye vakti etigen saat 10.25'te başlandı. Amerika, Afganistan armiyesini havadın kollaşını devamlaştırdığını ilan kıldı. Amerika, keyinki haftalarda mı şiddetlik hücumlarını küçeytivatkan Taliban'a karşı Afganistan armiyesini havadın kollaşını devamlaştırdığını ilan kıldı. Amerika Merkezi Armiya Komandanlık Ştabı'nın komandanı Kenneth McKenzie 25. iyul muhbirlerinin ziyaretini kabul kılıp, Afganistan armiya kısımlarının Kandahar'ın etrafında Taliban'a karşı kılıvatkan körüşüge havadın yardım kılgalıklarını bildirdi. O, Amerika yıkınkı birkaç gün içinde Afganistan herbi kısımlarına bolgan hava yardımını köpeytti. Taliban hücum kılışını devamlaştırsa, keyinki haftalarda mı bu yardımlarını devamlaştırışkı tayyarımız, dedi. O, 31. Ağustos'ta Çet-El Armiya kısımları Afganistan'dan çekinişini ahırlaştırgandı keyin mi, Afganistan armiya kısımlarını arkasaptan kollaşını devamlaştırdığalıklarını tekitledi. O, Taliban'ın hücumlarını köpeyti vatkallıkı tuğrısı toxtalganda, Afganistan hükümetini qiyin küllerinin kütü vatkallıkını, ama hükümetinin devletini Taliban'a karşı qoğduyalaydıqallıkının küller ve haptiler içinde cezimleşidiqallıkını əskerdi. Amerika Merkezi Komandanlık Ştabı'nın yıkınkı bayanatı da, Amerika əskerlerinin təxminen 95%'nin Afganistan'dan çekinip bolğallıkı qayıt kılıngan idi. Afganistan'da tınıştık mısapısı eniksiz haleti turvatkan bir vaqtta, xavfsizlik kısımları bilen Taliban otursidiki şiddetlik tokunuşlar devamlaşmaqta. Anadolu Agentliğinin yerlik mənbələrdin igerliğe məlumatlarına asaslanğanda, Taliban Afganistan'daki 207 nahiyanın 150'nin köpünü kolgu çüşürgen. Ama Taliban bolsa kolgu çüşürülgen nahiya sanının 256 işkerlikini ilgiri sürmekte. Nöbette Afganistan'da 34 vilayet merkezi hükümetinin kontrolüka astıda. Kanada bu yıl 400 mingdan artıq yeni köçmen kabul kılmakçı. Kanada Puralıq ve Köçmenler Ministeri Marco Mendicino bayanat ilan kılıp, her kandaq ekvalıqa karamastın Kanada köçmenler meselesi de dünyaya yetekçi buluşunu devamlaştırmakta. Bu yıl 201 min yeni daimi köçmenli kabul kılış vədimizge emel kılımız. İşler doğru yönülüşke karab ilgirlemekte, dedi. Hazırkı kadar bir yılda kabul kılındıgan en yukarı sambolgan mezkur 201 min köçmenin içi de Çetellerden iltimas kılınğallardan başka yana münasip şartlarını hazırlayan okuguçular, vakitlik çetellik işçiler ve hazırmı Kanada'da turuşluk panahlanğıçlarının barlıqı uxturuldu. Yeni bir tarafdan Kanada Köçmenler İdaresi iyun ayıdıla hazırkı kadar en yukarı sambolgan 45.100 köçmenin iltimasını bahalıp çıkıp, bu iltimas kılığıçlardan 35.600 kişiye mengülük ikamet verdi. Kanada Köçmenler İdarası'nın sallıq malumatlarına asaslanğanda Kanada tarihinde en köp köçmen kabul kılınan yıl 1913 yıl bulup 400.810 kişi kabul kılınan idi. Xitay virüsü yukumudan kin künsürü eşivatkan emgek küçü ihtiyacını kandırışını maksat kılgan Kanada hükümeti 2022 yıl 411.000 ve 2023 yılı 421.000 köçmenli kabul kılışını planlamakta. Hürmetli televizyon görüşler, şimdi kalıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şimdi kalıp programı ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eylemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.